hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Hatice? Çok şükür. Selim Bey siz? Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Murat ne haber? İyi Allah'a şükür ablacığım. Sağ Çok olun. Yakışıklı gözüküyorsun. Teşekkür ederim ablacığım. Barıştınız mı? Barışmanın şerefine mi? Allah nasip ederse barışmayı istiyorum ablam. Top Hatice'de. Hadi bakalım maç başlıyor. Görüştü. Maç başlıyor mu? Şimdi, ne maçı bu? Evlilik maçı. Evlilik maçı. Hatice gelinlik giymemiş hiç, yani kaçtığı için. Gelinlik giymemiş Hatice. İçinde bir yara var Hatice'nin, öyle anlattı. Bakalım o gelinlik giymek istiyor mu? Ona razı mı önce? Soracağız, razı edeceğiz. Peki. Kız evi nasıl evi yani, değil mi? Şimdi bu arada Hatice, sizi uğurladığımızdan beri bir hafta 10 gün oldu herhalde. Sen Selim Beylerin kız kardeşine gittin. Orada mı kalıyorsun? Nerede kalıyorsun? Orada kalıyorum. Orada kalıyorsun. Ablamgil'de kalıyorum. Ablamgil'de. Bu arada Murat'la görüştün mü, kocanla? Yok. Telefonlaşmadınız mı? Fazla değil. Günde bir kere arıyor muydu seni? Arıyordu. Bazen açıyorum, bazen açmıyorum. Aradığında ne konuşuyordunuz? Ne konuşuyordum? Ben fazla uzatmadım yani. O nasıl uzatmaya çalışıyordu? Barışalım şeyden. Barışalım. Senin tepkin? Hep? Fren. Hep fren. O gazda, sen frende. Bu ağır kamyon şimdi frene basıyor. Şimdi yavaş yavaş açacak frenlerini. Şimdi buzlu havada gidiyor ya, şimdi kaymasın diye. Kendisine öyle, öyle sanıyorum ben yani. Kafanı dinledin peki bu 10 günde? Dinledim. İyi miydi sessizlik? İyi. Çocuk yok, koca yok. Aynen. Çocuklar olmayınca bomboş. Yani... Çocuklar olmayınca bomboş. Peki. Evet. Murat Bey'i sürekli taciz ettiniz mi eşinizi? Hayır ablacığım. Günde kaç kere arıyordunuz? Valla 2-3 sefer arıyordum abla. Kaçında telefon açılıyordu? Bir kere aradığımda açmıyordu, ikinci seferde açıyordu. Hı. Yani görmedim, telefonu görmedim. Tekrar seni arıyorum dedi yani. Aradığımı görmedim, seni arıyorum dedi. Nasıl ikna diyordum. Ediyordun Hatice'yi ya da ikna etmeye çalışıyordun? Hatice yapma, etme diyorum. Elini ayağımı öpeyim, gel barışalım diyorum. Çocuklarımızı yanımıza alalım diyorum. Bir şey demiyorum abla ben başka. Tehdit etmiyorum, bir şey etmiyorum. Ama Selim Bey kız evi naz evi diyor. Doğru mu davranıyor size göre? Yani sizden mi akıl alıyor anlamadım. Hayır, ben akıl ver. Ben samimiyetle söylüyorum. Ya, o yüzden. Samimiyetle söylüyorum. Ben her şeyden önce 2 tane çocukları var. Biri 13 yaşında, biri 10 yaşında. Yani çok güzel, iyi kötü gidiyordu. Ben isterim ki ikisi beraber olsunlar. Çocukları alınsın. Tekrar ama Naz yapsın mı diyorsunuz? O sizden biraz hak ediyor mu bunu Naz'ı yani? Yapsın. Ama Türkiye'nin lafıdır bu. Kız evi, Naz evi yani. Şimdi gelinlik de giymemiş. Belki gelinlik giymek istiyor. Bakalım sormak gelinliği lazım. Giyecek mi acaba? Ben alırım valla. Fatih'e çıkarım, alırım bir gelinlik. Ne olacak ya Hatice için? Ay maşallah, sizin elinizden her iş geliyor ya. Muhtarlık yaptım, kolay değil. Yani herkesin derdine derman olacaksınız. Onda iplik varsa ne olacaksınız? Yani sonuçta her şey yardımdan oluyor Türkiye'de. Şimdi siz muhtarlık yaptığınız için elinizden her iş geliyor. Ben de yarım muhtar gibi olabiliyor muyum burada yani? Onu merak ettim. Ha, siz bir işsiniz. Hatice'm. Efendim. Naz'ın kaprisinin sebebi? Naz'ın kaprisinin sebebi nedir? Nedir? Yani istemiyorum. Bir yandan istemiyorum ama çocuklarımı istiyorum. Gerçekte koca olarak artık Murat'ı istemiyorsun. Evet. Bunu bana değil, Murat'a söyle. Aynen. Yani ben çocuklarımı istiyorum ama yani senden artık istemiyorum yani. Ama düşürecektin. Tamam hadi. Lütfen çocuklara, baskı yapmayın. Neyse niyetiyle bastırmayın. Niye? Bakabileceğim mi çocuklara? Niye bakamayayım? Yatalak mıyım? Estağfurullah. Ben öyle bir şey demek Felç istemedim. Mi? Ben öyle bir şey demek istemedim Hatice. Niye bakamam? Neden bakamam? Yani bakabilecek misin diyorum, ilgilenebilecek misin? Niye ilgilenemiyorum? Allah'a şükürler olsun, büyükler öyle. Benim... Ama bak ben geçen hafta, bu 3. hafta oluyor. Arıyorum, ulaşamıyorum. Seslerini duyuyor musun? Ben duydum, ben konuştum. Benim seni çocuklarımı almak mı için sana, bir koca olarak sana ihtiyacım yok diyor aslında. Ben öyle anladım. Evet. Sen dün aradın mı çocuklar aradı mı seni dün? Ben çocuklarla ikisiyle de konuştum. Ne zaman konuştun? Çok iyiler. Tamam da ne zaman konuştun? Ne zaman? Saat 3:30 falan. Dün.
Evet. Dün ben seni aradım. Hatice, çocuklar seni aradı mı? Ben de arayacaktı. Aramadı diye aradım. Niye açmadın telefonu? Diyorum ya, ben sürekli itibatı kurmak istemiyorum. Ben çocukları soracaktım. Seni aradılar mı, aramadılar mı diye. Anladım yani. Hatice, ben... Murat'ın da en büyük kaygısı, sen aldığında çocukları, çocuklar senin yanında olsa sen o çocuklara bakamazsın. O sorumluluğu alamazsın. Onların ne bileyim temizliğini, yemeğini, sen zaten kendine zor bakıyorsun diye. Bak, böyle bir iddiası var. Bence Hatice, madem beni koca olarak istemiyorsun, bak Selim abi burada, herkes burada. Çocukla 18 yaşına kadar kalsın yurtta. Tamam mı? Hayır, şimdi bakın ben... Aynı Hatice, iddiada Esra Hanım'ın sorusuna cevap veren söylüyor. Selim Bey de aynı iddiada evet, bulunmuştu. Bakın Hatice, ben herkesin içinde söylüyorum. Bak, yalnız başına sen çocuklara bakamazsın. Ha. Evet. Neden bakamaz? Şimdi siz şahitsiniz. Yani Hatice hayat içinde burada İstanbul'da yoruldu. Hani Hatice de çok ağır travmalardan geçmiş bir insan. Evet. Yani ağır travmalar geçirmiş, hayat onu yormuş. Hani şimdi yeni yeni hayatın içinde oluyor. Bir eli de rahatsız onun. Yani çocukları beraber bakabilirler. Bak, ben her zaman söylüyorum. İşte ha, söylüyorum. En başından beri bunu söylüyorsunuz. Hayır, yalnız başına bakamaz. Olmaz. Hayır. İkisi beraber. İkisi beraber. Ha, şimdi ben diyorum ki tamam, hatasını kabul ediyor zaten. Ben buradan şunu söyleyeyim. Müsaade ederseniz hani tabii. Şeyden de başlayayım, devam edeyim. Ben buradan ayrıldıktan sonra bizim Şile bahsettiğim gibi ilk önce kaymakamımız Sayın Mehmet Nebil Kaya Bey aradı beni. Dedim efendim böyle böyle çok dedi gördüm. Başhekim Şile Devlet Hastanesi başhekimini aradı, gittim. Perşembe günü için randevu aldım. Önce bir psikolojik destekten geçmeleri gerekir ikisinin de. Ondan sonra belediye başkanımız İlhan Ocaklı beyefendi makamında ağırladı. Dedi ki benim yanında sosyal hizmetler müdürü Züleyha Hanım. Yani inanın o kadar iyi niyetli, o kadar sevecen, o kadar... Dedi ki bizim belediyenin... aslında tüm birimleri bu ailenin korunması için dedi, bir nevi... Sayın Başkanımız bana oturduk bir saat... Her türlü danışmanlık tedbiri uygulandı. Dedi ki sosyal hizmetler müdürü Züleyha Hanım zaten daha önce de geliyordu, yardım ediyorlardı hanımefendi. Sonra çok iyi niyetli, yani böyle uzaktan değil tamamen içine alarak ilgileniyorlar. Belediye başkanımız da... Züleyha Hanım da. Oradan Fen İşleri Müdürü Soner Bey, yani için destek olursa o da gitti. Yani tamamen ilgi odağı. Perşembe günü randevu alındı. Ben önce ikisinin bu de... Bu perşembe mi gidecek? Bu perşembe günü için. Ben oradan buradan da boş durmadım, gittim. Ev için bakıyoruz. Arayışlarınız varmış herhalde. Hayır, tabii. Ben bu söz verdim. Söz verdim. Belediye başkanımıza görüştüm. Sayın İlhan Ocaklı beyefendi... O da beraber dedi, baş başa güzellikler içinde bizim Şile'mizi, yani bu insanları barındıracak güçteyiz. Sayın bir evi tutarız, yani mütevazi bir ev tutulur, yaşayabilecekleri, atıyorum bir yıllık kiraları ödenir filan vesaire. Onlara hani bir havuz sisteminde bir hayat, bir sıfırdan başlama, sıfırdan başlayıp kendini toparlamaları için o fırsat verilir. Ama asıl sorun şu, yani mesela Hatice... Ben bu evliliği sürdürmek istemiyorum ama şöyle dediğinde... ben Hatice'ye özür dilerim. Yani dışarıda ne konuşuyor, burada ne söylüyor? Şimdi ben ona söylüyorum, yani her zaman da söylüyorum. Önce ikisi de beraber bir psikolojik destekten belediyenin var. O hastaneye gidebilir. Perşembe o da belediye Züleyha Hanım alır Hatice'yi. Bir önce psikolojik destekten geçmesi lazım. Ondan sonra kararını versin. Bence de. Ben yani ikisinin çocukları, o güzelim çocukları yazık etmesin. Ha tamam, Hatice kızıyor. Kızmakla haklı. Kime kızıyor? Murat'a kızıyor. Ne diye? Çünkü neden ev yok şu anda? Yani Murat'ın suçu var şu şekil. Yani Murat işini kaybetmesin. Yani düzenli olarak hani kirasını verseydi hani gene belediyen elektrik şu su bu olacaktı. Ama ben bunların bu yuvanın dağılacağını inanın tahmin etmiyordum. Ne zaman ki elektrikler sular kesildikten sonra ne dedim başladı. Nereye veriyor Murat parayı? Murat'ın evi olsaydı, yani ev bozulmamış olsaydı siz ayrılır mıydınız? Hayır, Hatice? Ayrılmazlardı. Ben, dur Selim Bey ya. Vallahi ya. Hayır, ayrılmazlardı. Ayrılır mıydın Hatice? Yoksa sen uzun süredir mi düşünüyordun? Ben uzun süredir düşünüyordum. Neyi düşünüyordun? Ayrılacağım. Şimdi birkaç köreli şey olurdu ama ben fikrimi söyleyeyim. Hatice'yi de çok iyi tanıyorum, onu da tanıyorum. Böyle estek köstek gidecekti. Zaten belediye yardım ediyordu.
Şöyle estek köstek mi gitsin? Yani estek köstek derken ama ben şöyle söyleyeyim. Yoksa mi kopsun? Ha, ortada iki tane çocuk var sapasağlam anneleri babaları varken. Tamam. O çocuklar orada anasız. Yani bu, bunun içinden çıkamıyorsunuz. Deneyecekler. Bunu gerçekten. Beni bir büyük olarak sayıyorlardı. Ben de bakın orada kaymakamlığa gidiyorum. Belediyeye gidiyorum. Herkes Şile'de inanın elinden tutmak istiyor. Yani Sayın Kayma Belediye Başkanımız yani böyle var ya o kadar iyi niyetli ki. Hiç eskiden söylemezdi mesela derlerdi ki iş çok yoğun diye sözünü kestim. Hayır. İş çok yoğun derlerdi hiç anlamazdım. İnanın o kadar bu insan hikayelerinin altında bazen o kadar ezildiğimi yorulduğumu hissediyorum ki şu açıdan. Yani hani şöyle bir şey yapıp da hiçbir şeyi düzeltemeyeceğini aslında hayat herkesin kendi elinde onu fark ediyorsun. Ve insan kendi hayatını nasıl böyle bir çırpıda mahvediyor buna şahit oluyorsun. Yani çocuklar için üzüleyim ayrı, buradaki kadın için üzüleyim ayrı. Yani üzülmemin bir çaresi var mı? Asla bir çaresi yok. Kendimi yiyip bitiririm. Bunun yerine aslında yani bence Aile Bakanlığı bu tarzdaki ailelerle ilgili işte belediyeler, muhtar bu aileyi görüyor. Bu aileden belediyeye gidiyor, belediyeden Aile Bakanlığı'na gidiyor. Her böyle aile tespit edildiğinde eminim bu ailelerle ilgili incelemeler geliyor, yapılıyordur. Inanın... Oradaki çocuklar nasıl bakılıyor, nasıl gözetiliyor, çiftler nasıl, bu tedbirler herhalde en başından itibaren uygulanıyordur. Yani ben bir şey kaçırıyorum onu merak ettim. Çok samimi söylüyorum Sayın Esra Hanım. Belediyemizin sosyal işletme müdürü Bayan Züleyha Hanım yani inanın evlerine kadar geliyor. Yani bırakın masasından. Anladım. Yani böyle bakıp hemen şey demiyor. İlgi nedir? Yani Hatice'nin isteği nedir? Öyle bir bayan ki yani eve kadar geliyor. Evde eksik tespit ediyor. Çok yani ilgi var. Yani bununla ilgili gerçekten uzmanların bir karar ben kendilerine vermesi lazım. Ben şöyle diyorum. Ben Perşembe günü bugün sabah başhekim bey aradı. Psikolojik destek alsınlar. Hı hı. Yani ikisi de tekrar biz o yuva kurulacak denesinler. Orada yani çocuklar da bir gelsin. Evet. Baş başa olsunlar. Peki bu Perşembe günü varmış. Murat bak duydun Hatice'nin yani bundan 10 gün önce söylediğinden başka bir şey söylemiyor. Bu süreç o tedavi sürecini gerçekleşsin. Hala da ayrılığın arkasındaydı. Anlaşmalı boşanırsınız tamam. O zaman eşimle gitsin. İkimiz beraber gidelim. Tedavimizi görelim. Görülecekse. Tamam. Peki. Çok özür dilerim. Sürem bitti artık. Veda etmek zorundayım. Sevgili seyirciler yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize öncelikle ailenize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.